Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. İstiklal xəbərlərimizi görüşünlərini qızğın qarşılamız. Mən Abdullah Yılğun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünyada bulub atqan kün tərtibdəki xəbərlərini huzurunuza sunuş qırışımız. Qənəmsə diqqətlər ekranımızı bolsun. 23 dövlət Xitayını Uyğurlarga yürgüzüb atqan bastırı siyasətini toxtatışqa çağırdı. 29 oktyabr Amerika Avazı xəbərdə bildirilishə 23 dövlət Birləşmiş Millətlər Təşkilatı kişilik hüquq yığınında Xitayını Şərq Türkistan xalqına yürgüzüb atqan basturu siyasətini toxtatışqa çağırdı. Mezkur yığında 23 dövlətə vakalətən Amerika bilan Angliyanın Birləşmiş Millətlər Təşkilatı turuşluq vəkili bayanat elan qılıb, Xitayını Şərq Türkistanda yürgüzüb atqan basturu siyasətini toxtatıb, tutqun qılınğan Şərq Türkistan xalqını qoyub verişə çağırdı. Uyğurlarını ceza lagerlerden kuyu etişki çakırık üçün birleşme çakırıkı iştirak kılgan devletler Amerika, Angliya, Germaniya, Albaniya, Avustralya, Belgiya, Kanada, Daniya, Estonya, Finlandiya, Fransiya, İslandiya, İrlandiya, Yaponiya, Latviya, Litvaniya, Luxemburg, Gollandiya, Yeni Zelandiya, Norvegiya, Şivisiya qatarlıqlar. Bayanat yana Xitayını Birleşken Milletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Komissari Michel Bachelet'nin Şarkı Türkistan'a kirip tekşürüşkü yol kuyuşkı çakırdı. Amerika'nın Birleşken Milletler Teşkilatı daimi temsilcisi Kelly Crawford yığın ahırlaşkandan kin, İngiltere Büyükelçisi Karen Press ve Germaniya Büyükelçisi Christoph Heisken bilen birlikte ortak beyanat elan kılıp, Şarkı Türkistan'da 1 milyondan artık Uyghur Türkleri ve başka yerlik halkını kalaymakan tutkun kılgan Xitayını ayıplab, halkara cemiyetinin Xitayının bu kişilik hukukunu depsende kılışıga karşı çıkışı gerektiğini bildirişti. Kazakistan, Şarkı Türkistan'dan kaçıp çıkan iki Kazak'a siyasi panahlık verdi. Erkin Avrupa Radyosu torunun tünügünki haberde bildirilmişçe, Xitay'nın zulümü sebeplik Şarkı Türkistan'dan Kazakistan'a kaçıp çıkan iki Kazak yaşka siyasi panahlık verildi. 30 yaşlık Kastar Musakhan oğlu Şarkı Türkistan'daki ceza lagerde bir neçe yıl yatkan bulup, 25 yaşlık Murager Alim oğlu ikisi Xitay'nın zulümünden kutluş için 5 gün piyade yol yürüp Kazakistan çigrasıga ötüp alğan. İkisi Kazakistan'a bargan deyken taratkularga Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki basturi siyasetlerine aşkarlıgan. Ama uzun ötmey Kazakistan hükümeti tarafından Nazarbandga elinganlıqı haber kılıngan idi. Tünügün onların advokati muhbirlarga alaqadar uçurlarını aşkarlıp Kazakistan Köçmenler İdarisi'nin onlarga siyasi panahlıq beriş kararını çıkarganlıqını bildirdi. Kazakistan Sot Mahkemesi 2018 yılı 8. ayda Oxşaşlı Şarkı Türkistan'dan kaçıp çıkan Kazak milletinden bolğan Sayragül Sautbay'nın panahlıq talepini rət kılgan bulup, ahırda Sayragül'ge Şivisiya tarafından siyasi panahlıq berilgen idi. Kompartiya Paris Palata azasının pahri doktorluq ünvanı elip taşlandı. Fransiya Xalqara Radyosu torunun tünügünki xabirde bildirilişçe, Angliyanın Angliya Ruskin Üniversitesi izcil halde Xitay Kompartiyasını kollab gelgen Hong Kong Palata azası Xi Junyao'nun pahri doktorluk ünvanını əmeldin kaldırgan. Mektep taraf mezkur karar hakkında toxtulup, pahri doktorluk ünvanı berilgen şahıslarının mektepteki okutkıcı okuqucularga, işçi hizmetçilerge icabi ülgü yartışı kerektikini. Xi Junyao'nun netçi yıldın buyanki iş hareketlerinin mektepnin dikkatini tartıp gelgenlikini, tekşürüş arqalıq ahiri bu kararını çıkarganlıqını bildirgen. Xi Junyao 1984 yılı mezkur üniversitesini bitirgen bulup, 2011 yılı üniversitet onun kanun sahası ve ana mektebi üçün koşkan tökbelerini muayyenleştirip, onunla pahri doktorluk ünvanı bergen. Hong Kong'da palata azası vazifesini ötevatkan Xi Junyao izcil Xitay Kompartisi taraf tutup gelgen bulup, Xitay taratkolarda vatanperver zat dep kökü kötürülgen. O Hong Kong namayışıga kattık karış çıkan bulup, namayışını zoravallı hareket dep ayıpligen. Şundaqlı namayişçilerini süverekler de hakaretlep, onlarını yoktışkı çakırı kılgan. Bir kısım haberlerde onun 21 iyul yüzbergen karı cemiyet azalarının namayişçilerine hücum kılış vakası da zoravallar bilen kol ilişip körüşkellikke aşkarlanğan. Bunlardan sırt onun yeni bir kısım irki cinsi kemistiş karakterlik sözleri taratkularda gulgulu kozgap gelgen. Maralbeşi naisidiki 813 aile 3433 adam öylerden köçürvetilgen. Şarkı Türkistan'daki yezi ahalilerinin atalmış namratlıktan kutulduruş digen nam aslıda avlatma avlat oltıraklaşıp gelgen öylerden köçürlü vatkallıqı ve şunun bilen birge mecburi emgeki tutulu vatkallıqı malum bulup gelmekte.
25 oktyabr kuni Xitoyning Tangritog to'rida tarqatilgan bir xabarda oshkorlanishicha, yaqinda Marolbeshi noyisining har qaysi yezi bazarlaridan jami 813 oila, 3433 odam o'z uylaridan ko'chirilib, Marolbeshi bozoriga yasalgan atalmish Baxt kunligi mahallasidagi 60 kvadrat metr keldigan bino uylariga ko'chirilgan. Yuqoridagi xabarda yezi qishloqlardan ko'chirib kelingan aholilarning korxona, namrat oila andisi orqali muqim ishqa o'rinlashtirilganligi, ularning Marolbeshi noyisidagi Xixun kiyim-kechak shirkatida ishqa o'rinlashib, muqim kirimiga ega bo'lib, namratlikdan qutulganligi tantana qilingan. Xitoy doiralari Xitoylarni Sharq Turkistonga ko'chib kelishga va yerliklar bilan to'y qilishga chaqirmoqda. Xitoy rejimi ichkari o'lkalardagi Xitoylarni Sharq Turkistonga ko'chib kelishga jalb qildigan siyosatlarni ochiq oshkora e'lon qilmoqda. Erkin Osiyo radiosining Xitoycha bo'limining xabar qilishicha, yaqinda Xitoydagi ijtimoiy turbatlarda ichkari o'lkalardan Sharq Turkistonga ko'chib berib o'ltiraqlashib qolgan Xitoylar ta'minlanadigan alohida imtiyozlar haqida bir parcha yo'llanma paydo bo'lgan. Uningda ilgari surilishicha, Sharq Turkistondagi ishlab chiqarish qurilish bengtuvanining 1-chi divizisiga qarashliq Aral shaharlik hukumat ichkari o'lkalardan kelib o'ltiraqlashib qoldiganlarga 50 mo yer bilan tortiqlandiganligi haqida bir siyosat belgilagan. Uning yana agar ko'chib kelgan kishi yerlik millatlardan xotin olib uylansa, yana 50 mo yer qo'shib berish bilan birga 70 ming yuan pul bilan mukofotlandiganligi bildirilgan. Ma'lum bo'lishicha, yuqoridagi bu xabar Xitoydagi to'rbatlarda zo'r qiziqish qo'zg'agan bo'lib, Nurg'un to'r qo'llanuvchilar hatto millatlar masalasini yiltizdan hal qilishning unumli yo'li dal mushundoq aralashtirib etishdan iborat degan. Xitoy rejimining Sharq Turkistonda 3 milliondan ortiq kishini atalmish tarbiyalash lageri nomidagi jazo lageriga qamash bilan tang Uyg'ur ayollarini Xitoylarga tegishga tashabbus qildigan siyosatlarni yo'l qo'yayotganligi kuzatuvchilar alohida diqqat qilayotgan yana bir muhim masala. Sharq Turkistonda tekshirishda bo'lgan amerikalik antropolog Darlin Baylor mushaqda e'lon qilgan bir tekshirish maqolasida Xitoy rejimining Uyg'ur erlarini keng ko'lamda tutqun qilib, to'y qilish yoshidagi Uyg'ur erlarini jamiyatdan supurib tashlash, Uyg'ur erlarini jamiyatning eng tuban qatlamiga tushirish, aksincha Xitoy erlarini yoshirin pul yordami, yaxshi xizmat porusti bilan ta'minlash qatorliq sun'iy barpo qilingan muhit orqali Uyg'ur ayollarining Xitoylarga to'y qilishini ilgari surayotganligini va hatto qisman ahvollarda majburlayotganligini bildirdi. U maqolasida Xitoy rejimining Sharq Turkistonda maxsus Uyg'ur ayollarini nishon qilgan jinsiyat siyosati yurgizayotganligini bildirib, buni tarixda tunji qitim Uyg'ur ayollarining davlat apparatlarining jinsiy nishoniga aylanishi deb ko'rsatdi. Amerikada itiqod vayronchiligi Uyg'ur masjidlari va maqbaralarining chekilishi nomli yig'in ochildi. Sharq Turkistonda siyosiy bostirish harakati jarayonida lagerlar masalasi bilan birlikda xalqaroning diqqatini qo'zg'ayotgan masalalarning biri Xitoy rejimining Uyg'ur milliy kimligini yo'qotish urinishi bo'lib kelmoqda. Bo'libmi bu jihatda Xitoy rejimining nuqtali qalda islom dinini hujum nishoni qilishi, bu jarayonda Sharq Turkistondagi diniy muassasalarning majburiy usulda chiqib tashlanishi haqida barg'ansiri ko'p uchurlar oshkora bo'lishga boshlandi. Xitoy rejimining Sharq Turkistondagi diniy muassasalarni vayron qilish harakati va buningga munosabatli hodisalar haqida Washington shahridagi Uyg'ur kishilik huquq qurilish tashkiloti maxsus itiqod vayronchiligi Uyg'ur masjidlari va maqbaralarining chekilishi mavzuliq zo'r hajmlik dokulat tayyorlab chiqqan edi. Ana shu dokulatni jamoatchilik bilan rasmiy yuz ko'rishtirish uchun mazkur dokulatning tayyorlanishiga iqtisodiy jihatdan yordam qilgan Demokratiyani ilgari surish fondi 29 oktyabr kuni tushdan burun maxsus muhokama yig'ini o'tkazdi. Yig'inda oldingi bo'lakka nutq bosquchi bo'lib, buningda oldi bilan Demokratiyani ilgari surish fondining raisi Karel Grishman so'z elib, mazkur dokladda dunyo bo'yicha eng og'ir kishilik huquq tafsandichiligiga uchrayotgan bir xalqning ahvolini tafsili aks ettirilganligi uchun buning bakmi muhim ahamiyatga ega ekanligini, bo'libmi Xitoy turmisidagi Uyg'ur ziyoli Ilham To'xtining Saharov mukofotiga erishishi navbatdagi Uyg'urlar masalasining xalqaroda qaysi darajada e'tirof qilinayotganligini ko'rsatib berdiganligini, Xitoy rejimining bu mukofotga norozi bo'lib, bu bir terrorchini tabriklaganlik deganligini tilga olib, Xitoy rejimining bundoq so'zni qilishi intayin uchchig'i chiqqan razillik deb ko'rsatdi. U so'zning oxirida Xitoy rejimining Uyg'urlarni bostirish harakatining terrorlik bilan hech qanday aloqasi yo'q ekanligini, Xitoy rejimining Ilham To'xtidek bir ziyolini terrorchi deb qalpoq kiydirishining o'zi Uyg'ur madaniyati va kimligini himoya qilguchi hammali kishining
Cümleden Muhammed Salih Hacim, Rahile Davud, Abdurrahim Heyt qatarlıq kişilerinin terörçi deb qarıldığanlığını sözləb kelib, Muşunun özü Xitay rejiminin Şarkı Türkistan'da Uyğurlarga karşı medeniyet kırgınçılığı yürgüzüp atqanlığını uçuk körsetmekte dedi. Arkadan Uyğur Kişilik Hukuk Kuruluş Teşkilatı'nın direktörü Ömer Qanat söz aldı. O noktalı kılıp bu dokulatının en muhim ehemmiyeti Xitay rejimi halkarağa biz Uyğurlarının dini hukuklarını tuluq kapaletke iki kılıp atımız deyip yalgan eytip atkanda, onlarının dini itikadını kandaq veyran kılıp atkanlığını pakitlik körüstüp belişte işkerlikini bildirdi. Bu kıtımlık dokulatını tayarlıgan asaslıq kişi Amerika'daki Uyğur yaşlarının Behram Sintaş bulup, o özünün yakınkı izlenişleri asası da bu vaxtki köplügen pakitlik materiallarını toplagan idi. O sözde Qağılıq Camiyasının 2017 yılı çekilişi dinkin özünün bu cahiyeti köp izlengerlikini. Bu cereyanda Şarkı Türkistan'daki her kaysi nahiye şehirlerde asaslıq mescitlerinin pütülleri çekip itilgerlikini, bir kısım mescitlerinin çekilişi de konu ve hatırlık digendek bahaneler oturgu çıkan olsa, Gülcü ve Atış Qatırlıq çaylardaki yeniden silinigen şünçü katlı mescitlerinin bırakılı çekip itilişi, Xitay rejiminin asli maksidi Uyğurlarının dini itikadı bilen bağlanışlık barcı mezmunlarını yoktuş işkerlikini körüstüp yerini kalıqını. Bu hadislerini Google haritisi namayan bulan Süni Emra suretlerden bekme uçuk körü algılı bulduğalıqını bayan kıldı. Behram'ın bayan kılışı nöbetteki mescitlerinin çekip itiş asaslıqı şehirler ve nahilerde devam kılmaqtı iken. Yalğız Xotan şehrinin özüdüle 15 mescit çekip taşlanan bulup, kayıp kalan yigane mescitke kulüp selip koyulgan. Şunun bilen birge çekilmay kalan mescitlerinin mu munarları ve kubbeleri kumurulup taşlanan. Türlük foto suretleri mu bu ehvalini roşen eksettirip yeridu. Behram dikkat kılgan yeni bir nokta Xitay rejimi mescitler ve mazarlıklarını çekip taşlaş bilen birge Uyğurlarının mahalli köylerini mu bozup taşlap, onlarını bina öylerge küçürüp etken. Andın bozup taşlanan Uyğur yurtlarını Xitaycı binakarlık uslubu bilen kaytadan kurup çıkan. Emdi bolsa Uyğurlarının kabristanlıkları küçürülüp, onlarının ornuna başka kuruluşlar silinişke başlagan. Behram Sintaş muşu ehvallarını tonuşturup ötüp, Xitay Uyğurlarını pütülle yok kılmakçı. Hazır Uyğurlarının teli yokutuluşke başıldı. Emdilikte Uyğurlar Allah'ın uyu dep bildiğin mescitler çekilse, Uyğurlar dini cahiyeti makansızlarga ayılınıp kalıdı. Bunun bilen Uyğurlarının dini itikadi kiyinki evlatka yitip baralmaydı dep alahidi körsetti. Terörçiler çekinsin ya ki çekinmesin, bihater rayon kurup çıkımız. Türkiye Cumhuriyeti Cumhur Reislik Mahkemesi Uçur Alaka İşleri İdaresi Başlığı Fahrettin Altun, Suriye'nin şimalıda YPG, PKK terörçileri çekingen bolsun ya ki bolmasın, Birleşme Çarlaş Hizmetleri arkalık bihater rayon tesis kılındığını bildirdi. Türkiye Avazi Radyosu haberde bildirilişe Fahrettin Altun Twitter'daki adresi arkalık, Rusya bilen hasıl kılınan kilişimden ruhiga asasen terörlük teşkilatı PKK, YPG'nin Bihater rayon tabelikidin çekinişi üçün berilgen 150 saatlik mühletinin toşkallığı doğrusu da uçur tarıqtıp, Türkiye bilen Rusya YPG terörçilerinin Bihater rayonun çekinişi üçün 150 saatlik müddet belgilgen idi. Vakıt toştu. Terörçiler çekingen bolsun ya ki bolmasın, Birleşme Çarlaş Hizmetleri arkalık Bihater rayonunu kurup çıkımız dedi. Rusya Bihater rayon tabelikidin çıkırıp etilgen terörçiler ve korallar doğrusunda bayanat verdi. Rusya Müdafiye Ministerliğinin Suriye'deki taraflarını yaraştırış merkezi başlığı Yuri Borinkov bayanat verip, Türkiye-Rusya kilişiminin icra kılınış ceryanığa alakadar tefsilatlarını ortaklaştı. O sözü de Türkiye-Rusya kilişiminin ruhiga asasen bölgünçü terörlük teşkilatı YPG-PKK azası 34 000 terörçü bilen 3 000'dan artık koral ve herbi lazımetliğinin Suriye'deki Bihater rayonunun sırtığı çıkırıp etilgenlikini okturdu. O, Rusya tarafının kilişimde körsütülgen şartlarını orunduğanlığını bildirip, Rusya taraf 2019 yılı 22. Oktyabr'da hasıl kılınan Türkiye-Rusya kilişimde körsütülgen tedbirlerini toluq icra kıldı. 29. Oktyabr saat 18'de 34 000 adamdan teşkil tapkan 68 YPG azası bilen 3 000'dan artık koral ve herbi lazımetlik Türkiye armiyesi bilen uçuruşuş liniyasının 30 kilometre yiraklıkı çekindi diğerlerini kayıt kıldı. Suriye-Türkiye çigirası da Beşar Esad hakimiyetiki tevbe küşlerinin 84 çigira sakçı ponkiti teşkil kılgallıkı doğrusudaki uçurlarına ortaklaşkan Borinkov, bunlardan 60'ının Kamişli, 24'ünün bolsa Aynul Arab Kobani rayonunda işkerlikini etti. O 2019 yılı 23. Oktyabr'dan buyan Rusya herbi sakçılarının Jarablus, Koran, Kamişli, Fakira ve Kamişli Smalka'daki 10 kilometrelik Bihater rayonunda çarlaş elip beri vatkallıkını hatırlatıp ötti. Ve Türkiye tarafka kilişimnin icra kılınış cereyanına alakadar
barlıq hərəkətlər toğrusunda hər günü məlumat verilgənliyini sözlərinə ilavə qıldı. Hörmətli televizor görüşlər, şuna qılı bugünkü xəbərlərimiz müşahidə axırlaşdı. İnşallah ətki xəbərimizi görüşkisi əslərini Cənab-ı Allah tapşırmız. Şuna qılı program axırda ekran arxısı ki, barlıq xizmətdə şərmağa köptün köp rəhmət edimən. Səlamu aleykum və rəhmətullah.